Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle yeniden beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Değerli takipçilerimiz, İsrail medyası açıkladı. ABD Türkiye'ye karşı kaybetti. Anavatan Türkiye'nin tarihi seçimine 9 gün kala Amerika'daki medya kuruluşları bir skandala imza attı. Yer almış analizde gökten kaçacak gibi gözlerden kaçacak gibi değil. 14 Mayıs seçimlerine yakın ilgisiyle beraber gözden kaçmayan Amerikan dergisi Foreign Policy skandal bir haber yayınladı. Türkiye seçimleri adil ya da bağımsız olmayacak başlığını atan dergi oylamanın ikinci tura kalması halinde risklerin daha da artacağını savundu. 14 Mayıs'ın Türkiye'nin 10 yıllardır yaşadığı en önemli seçim olacağı yorumunu yapan bu dergi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki iki adayın ilk tur kabiliyetini bozabileceğini de söyledi. Dergi ikinci tura gidilmesi halinde tarihi oylama öncesinde zaten gergin olmuş atmosferin iyice heyecan kasırgasına dönüşebileceğini söylüyor. İsrail medya kuruluşları Amerika Suriye'deki nüfusunu Türkiye, Körfez ülkeleri ve İran'a karşı kaybetti başlıklı bir analize de yer verdi. İran devletinin tam 13 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde Şam'a yaptığı ziyareti mercek altına alan dergi, Tahran'dan Suriye'ye, Lübnan'a son bir hafta içerisinde yapılan önemli ziyaretlerle beraber İsrail'in verdiği yanıtlarla başlıyor şeklinde bir ifade kullanıldı. Yazıya göre Lübnan'ın başkenti Beyrut geçen hafta itibariyle İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah'ı ağlarken İsrail savaş uçakları Suriye'nin orta batısında yer almış, Humus yakınlarında hedefleri bombardımana tuttu. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Şam'a inmeden hemen önce saatler öncesinde İsrail jetleri bir kez daha havalandı, bu defa kuzeyi vurmuştu. Değerli izleyenler, ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.